size bu sene maaşlarımızdan, aldığımız ekmekten, sütten, topladıkları vergileri nasıl çarçur edeceklerini anlatacak zamanım yok. Sadece müthiş bir ahmaklığın kısa tarihini anlatacağım izniniz olursa. Bir halkın ferasetini hileyle, hurdayla, zorbalıkla yok edebilirsem muktedir olurum sanan ve tam da bu yüzden asla muktedir olamayanların kadim hikayesi bu. Muktedir olamıyorlar çünkü ne yaparlarsa yapsınlar herkesi susturamıyor, herkesi korkutamıyor, herkesi bir türlü kandıramıyorlar. Bazen hala satın alamadıkları bir gazeteci çıkıp bozuyor oyunlarını. Bazen eski bir işbirlikçileri, kimi zaman halk tümden dikiliyor karşılarına, kimi zaman daha 15'inde bir çocuk, çoğu zamansa kadınlar. Buna rağmen her fırsatta deniyor işte şansını. Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuç beklemek ahmaklıktır diyor Einstein. Ama bu iktidar tekrar tekrar aynı yöntemleri deneyerek herkesi korkutabileceğini sanmaya ne yazık ki devam ediyor. Bakın mesela 70'lik Mücella ablayı hapse tıkarsam kahkahasını, gülüşünü çanarım sanmak ne kadar aptalca değil mi? Ahmakça değil mi oysa? Can Atalay'ı esir alırsam bile bile ölüme yolladığım madenciler avukatsız kalır sanmak. Selçuk Kozağaçlı'yı 1000 yıl hapisle ehlileştirebileceğini ummak. Padişah grevinizi yasak ettim diye ferman çıkarttı diye Bekart işçilerinin size boyun eğeceğini sanmak ahmakça. 924 cumartesidir hiçbir iktidarın baş edemediği cumartesi annelerini 2 toma 3 davayla sustururuz sanmak, adliye önlerini dar edersek Emine Şen Yaşar, Mısra Öz, Gülsüm Elvan davalarından vazgeçer sanmak ahmakça. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarsak kadınlar kırar dizini oturur. Erkeklerin sözünden çıkmazlar. Katledilen kardeşlerinin hesabını sonmazlar sanmak. Anayasaya sapkın diye yazarsak LGBT artılar bir anda ortadan yok olur diye ummak, siyasal İslam'ın getirdiği anlayışa boyun eğeriz sanmak bir hayli ahmakça arkadaşlar, ahmakça. Bir elektrik su parasıyla Alevilerin eşit yurttaşlık talebini satın alabilirim sanmak, kızına yakaran bir annenin dilini bile sansürlerken o karanlık gündüz programlarınız çıkıp bu ülkede hala Kürt sorunu yok diye masal anlatmak ahmakça mesela. 6 yaşında bir kız çocuğunun 20 yıl boyunca sistematik tecavüze uğradığını bilen, tam 2 yıl boyunca bugüne kadar istismarcıların elini kolunu sallayarak gezmesini seyreden, bir çocuk istismarcısıyla yaşayan 17 yaşındaki kız kardeşinin izini bile sürmeyen, buna rağmen hala koltuğunda oturan, bir de utanmadan bizden alkış bekleyen bir aile bakanımız olması bayağı ahmakça arkadaşlar. Bakın daha bugün bir grup sarıklı adliye önünde tecavüzcüsünü size harcatmayız diye sahip çıkmak için eylem yapabilirken, bunca şerefsizliğin tarikatlarla ve cemaatlerle ilgili olabilmediğini savunmak bence bayağı ahmakça arkadaşlar. Ya da daha dün mesela yaşadığımız olay. Kendisinden önceki bana ceza ver diye baskı yapıyorlar. Ben hukuka göre karar veririm dediği için Samsun'a sürülen bir hakimin yerine cübbe giyip de hakim diye oturabilen bir hakim. Ne yaptı bu hakim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na Süleyman Soylu'ya ahmak dediği için YSK üyelerine hakaretten ceza verdi. İstanbul'un oyuyla bir kez değil iki kez seçilen İmamoğlu'na siyasi yasak getirebilirim sandı. Ahmaklık diyorduk yani arkadaşlar. Bakın İstanbul seçimlerini hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler oldu diye iptal ettirip vesileyle 800 bin oy fark yemenizin üstünden daha 4 yıl geçmemişken, ya sizin reisiniz 30 yıldır bir şiir okuduğu için yattığı o 4 aylık hapsin ekmeğini hala azimle yerken İmamoğlu'nu hapse attırmaya çalışmak sizce de çok ahmakça değil mi arkadaşlar? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı saray yargısı eliyle diskalife ederim sanmak, sonra da bu halk oturup çekirdek çitleyerek bize izin verir diye beklemek bence bayağı ahmakça çünkü arkadaşlar. Sandıkta dizlerini titreteni yargı freniyle durdurabilirim sanmak. Misal Demirtaş'ın zekasına, inadına, neşesine ket vururum sanıp Kainat İletişim Başkanlığınıza karşı bir garip kettle'ın karşısında yenilmek, sonra da azimle aynı şeyleri denemek. Tamamlayalım lütfen. Hani diyordu ya sevgili Ahmet Kaya, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça arkadaşlar.
Çok söz söyledik ama sözlerin en güzelini yine atalarımız söylemiş. Ahmak çabalar iş olacağına varır demiş. O yüzden siz ne yaparsanız yapın, geleceğini, hayallerini çalmaya kalktığınız bu ülkenin güzel insanları sizden de, ucube sisteminizden de, reisinizden de illallah etti arkadaşlar. İllallah etti. O yüzden istediğiniz ahmaklıkta inat edin. İstediğiniz kötülüğü yapın. İstediğiniz yalanı söyleyin. Bu memleketi sizin kirli ellerinize bırakmayacağız. Saray rejimini tarihin çöplüğüne gömene dek bu ülkenin iyi insanları, dürüst, vicdanlı insanları biz birbirimizin elini bırakmayacağız arkadaşlar. Az önce burada bir tip dedi ki seçin adayınızı, Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu, başka bir şey demiyorsunuz. Sadece şunu diyeceğim sayın ekip, Hatip. Değil İmamoğlu'nu, Kılıçdaroğlu'nu, Pervin Buldan'ı, Akşener'i, Erkan Baş'ı, beni... Teşekkür ederim sayın kadın. Sayın Tunç buyurun. Sayın Demirel, grup başkan vekiliniz dinlemek istiyorum. Lütfen. Kirli eller diyerek sataşmada bulunur. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli milletvekillerimiz, öncelikle Sayın Hatip'in konuşmasını şiddetle reddediyoruz. Bizimle uzaktan yakından ilgisi olmayan, burada ifade ettiği o kirli yaklaşımlar bize izafe ediliyor. Asıl bu ahmaklıktır. Bakın, bakın sizin nasıl bir zihniyette olduğunuzu, nasıl bir düşüncede olduğunuzu ben söylemeyeyim sataşmada bulunmadan. Sizin attığınız ve kabul ettiğiniz sosyal medya tweetlerinde neler yazmışsınız? Toplum bir kez daha sizin hangi zihniyette olduğunuzu görsün. Siz bu tweet... Ne diyorsunuz bakın? Ne diyorsunuz siz? Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim. Şehitler ölmez, vatan bölünmezden tiksindiğim kadar. Bu lafı nasıl söyleyebiliyorsunuz? Bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz? Bakın ne demişsiniz? Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ döken mi üstlerine, ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imam mı keseyim? Siz bu zihniyettesiniz. Siz hangi kirli elden bahsediyorsunuz? Çocukları bile kesmekten, üzerine kızgın yağ dökmekten bahsediyorsunuz siz. O ezanlar ki demişsiniz, bakın, o ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık, ne olur ya, resmen ağzıma okunuyor her sabah demişsiniz. Sizin neyine cevap vereceğiz biz? Siz bu zihniyette bir insansınız. Buyurun Sayın Kadıgil. Çok teşekkür ediyorum. Ne zaman bana bir sataşma olsa aynı şeylerle çıkıyorlar. Geçen sefer Sayın Elitaş becerip okuyamamıştı. Bu sefer size düşmüş görev. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Gündeme getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü bana her sinirlendiğinizde bir böyle bütün trollerinizle aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben bunlardan 10 sene önce yargılandım. Aklandığım için buradayım. O okuduğunuz bütün tweetlerin başı sonu var. Mesela o bahsettiğiniz çocuklar tweetinde Tophane'de bir sergiyi basan, ahlak polisi gibi sergi basan eli sopalıları eleştirip böyle saçmalık olur mu diye verdiğim örnekler, mahkeme bunu değerlendirdi. Ama ne mutlu bana ki Sayın Tunç, ne mutlu bana. Bana bu kadar sinir oluyorsunuz da hakkımda bir tane yolsuzluk, İBB'den usulsüz alınmış bir tane burs, bir tane yakınıma haksız çıkar sağladığımı başarıp da bu kürsüye getiremiyorsunuz. Ne mutlu bana. Gelelim eski şeylere, fotoğraflara. Madem fotoğraf konuşacağız, her burada çıkanı bu yargının aman efendim ne kadar da tarafsız ve bağımsız olduğuna ikna etmeye çalışıyorsunuz. O 10 senelik tweetleri okuyana kadar AKP Grup Başkan Vekili olarak çıkıp şu fotoğrafa bir açıklama yapmanızı beklerdim ben. Mesela Ekrem İmamoğlu'nu görevlendirerek atadığınız hakim bu. Yanında da Hiranur Vakfı'nın bağlı bulunduğu Sancaktepe var ya, oradaki AKP il yöneticiniz var. Hani yargı çok bağımsız, çok tarafsız ya. Hani siz bu ülkenin bütün çocuklarına, ahlakına, dinine, kitabına sahip çıkıyorsunuz ya. Birazcık ahlakınız varsa gelin buraya bu fotoğrafı açıklayın. 10 sene önceki tweetlerden medet umacaksanız bir tekinizin bile burada oturmaya yüzü olmaz çünkü Sayın Tunç. FG plakası
başkan vekili diye oturtmuş bir grupsunuz siz. Gerçekten buradan size ekmek çıkmaz. Gel tanışalım önce ben. Evet, dinliyorum. Nasıl bir şey? Yani fotoğraflar üzerinden burada bir takım ifadeler kullanması, kimin kiminle fotoğrafının olduğunu da çok iyi biliyorum. Peki. 14. madde üzerinde soru cevap talebi yoktur. 14. maddeyi oylarda soruyorum. Kabul edenler, kabul et.